Zaten her şeyin üzerine yükseliyor. Böyle bir yerde konuşuyor.
Şimdi bazı anlar, yerler, sanat halleri daha modernde veya daha premoderde kalıyor olabilir. Bir insanın daha böyle sabit, mutlak olabildiği falan. Bu zaman kurgusunu da etkiliyor. Bu anlamda mesela böyle bir doktora yaparken tanıştığım bir kuantum fizikçi, teori fizikçi arkadaşım vardı. Bambaşka alanlardan böyle olsa bile çok rahat konuşuyordu. Konuşma şeyleri benziyor bir yaklaşımda. En son güzel bir yazışmamız oldu. Bir mail atmış beylerin sonunda da mutlaka böyle okunacak bir şeyler, bir PDF bir şey eşlik ettiği için. Onu okumadan hızlı geri yanıt yazamıyorsun. Ama benim yanıt yazmam 1,5 ay olmuş bir baktım hani mailin tarihi. 1,5 ay sonra yanıt yazıyorum. Bu kadar zaman geçti de anlamamıştım yani. İşte ya pardon çok zaman geçmiş ama 1,5 ay olmuş falan dedim. O yanıtta demişti ki, yok işte dostum, sen bana şimdi yazmıştın, ben de sana şimdi yazıyorum. Şimdi bu bakış sanatta çok var. Ama hani o işte bahsettiğim düşünce ama nasıl bir düşünce? Onu söylemek istiyorum. Böyle mutlaklığın kaybolduğu, zaman algısının farklı bir şey yapıldığı, en son hani bir gönderdiği PDF'lerden ne okuyor, zamanla bir şeyler göndermişti. Şey tartışıyor işte. İnsanoğlu zaman diye bir şeyin varlığını hangi evrede ne amaçla uygulamış olabilir? Büyük olasılıkla evrimle baş etmek için uydurulmuş bir şey olsa gerek falan. O kafayla sana çok uyuyor. Buna bir de modern veya modern perspektifler de ki toplumların önemli kısmı öyle bakıyor bilimlerinde. Uyduramazsın, oturmaz. Ne demeye çalışıyorum? O düşünce belirlemiş düşünceyi, oradan bir sürü şey çıkabiliyor. Çoğunluk için açık, olası, olası düşünce zenginliğinden en açıklarından bir tanesi. Ama gel gelin, evet, duygular için hala yere ihtiyaç var. Thank you.